3. Lig'de bir sürü kulüp var. Adamların tesisi yok. Harcadıkları paralar bizim 3 senede harcadığımızın paranın 2 katı. Yani o kadar yüksek bütçelerle takım kuruyorlar. Ondan sonra da başarı sorular. O normal. Çünkü temel olmadan üst katlar olmaz. Bina çıkılmaz. Önce temel. Dolayısıyla biz 2 yıldır temel peşindeydik arkadaşlar. Ama bu yıl artık Yıldırımspor temeli tamamladı. Artık üstüne tuğlaları koyup bir üst lige çıkmayı kafasına koydu. Biz takım olarak, yönetim kurulu olarak hep beraber 2. lige hazırız. İnşallah sene sonunda da hep beraber 2. lig şampiyonluk yemeğinde kutlamasında beraber oluruz. Ama bizim hedefimiz bu sene net bir şekilde hiç bu sene playoff'lar da işi bırakmadan 2. lige yükselmek. Takımın ana hedefi, bu seneki hedefi bu. Yıldırımspor'un çok güzel işinde, hepsi kendi işlerinde ve Yıldırımspor'da oldukça söz sahibi, oldukça başarılı bir yönetim kurulu arkadaş grubumuz var. Şehrimizi diğer şehirlerde çok güzel temsil ediyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Şimdi Yıldırımspor'un bir de bu A takımın dışında bir de altyapısı var. Akademi takımları var biliyorsunuz. Akademi takımlarında ilk yılımız, geçen yıl ilk kez katıldık akademiye. Tabii ki burada şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Bu akademimizin bu başarısında Arabayatağıspor kulübümüzün, benim de onursal başkan olduğum mahallemin kulübü, amatör kulübümüz Arabayatağıspor kulübü ve rahmetli geçen Ocak ayında kaybettiğimiz Mehmet Güleç'i buradan saygıyla bir kez daha anıyorum. Geçen yıl biliyorsunuz 19'da Türkiye 3.'sü oldu akademi takımımız. İlk yıl katıldığı akademi liginde U19 takımımız Türkiye 3.'sü oldu. U17 takımımız Türkiye 2.'si oldu. 15 yaş takımımızda grubunu 2. sırada bitirdi. Bu sene U19 takımımızdan toplam 8 oyuncumuz profesyonel imza attı. Bu da U19 akademi takımımızın, yani ilk 11'indeki 8 oyuncunun profesyonel sözleşme imzalaması altyapının doğru ayaklar üzerinde yürüdüğünün en güzel göstergesi. Bizim ana hedefimiz gençler ama bu sene biraz daha abilerle karıştırdık takımı. İyi transferler yaptık sezon başında. Tecrübeli oyuncular aldık. Geçen seneki kadronun geçen seneki ilk 11'in yaklaşık 7 oyuncusu takımda kaldı. Devam ediyor. Dolayısıyla bu sene biraz daha tecrübeli bir takım olduk. Bu haftada ilk maçımızı deplasmanda Tepecik Spor'u 1-0 mağlup ederek başladık. Ben ümit ediyorum bu sene Yıldırımspor'un şampiyonluğunu inşallah kutlayacağız. Ben çok inanıyorum. Takım inanıyor, yönetimimiz inanıyor, taraftarımız inanıyor. Bence sonuç geleceğinden en ufak şüphemiz yok. Yıldırımspor'un hiç borcu yok. Kasasında da parası var. Ne devlete, ne millete, ne futbolcusuna ödemesini bir gün geciktirmeyen, kendi ayaklarında sağlıklı bir şekilde 4. yılında yürüyen bir kulüp Yıldırımspor. Bütçemize bakacağız 2. ligde. Nasıl bir takım kurabiliriz? Onu karşılayabilir mi takım? Yani eğer eksiye gidecekse o şampiyonluk, biz eksiyle şampiyonluk istemiyoruz. Yoksa eksiyle şampiyonluk istesek çok rahat 2. ligde şampiyon olacak. Yönetime, ekibe, bilgi birikime bu kulüp fazlasıyla sahip. Şimdi bak size söyleyeyim. İsteseydik biz şu anda 1. ligde olabilirdik. Ama kulübü doğru yönetmemiş olurduk. Yani cebimizden fazla paralarla ya kulübü borç sokacağız ya da cebimizden taşıma suyla değirmen döndürecektik. Ama 2 yıl sonra döndürmeyi kesersin. Ama şu anda altyapıdan gelen oyuncuları, kadro kabiliyeti, her şeyle yetişmiş hazır bir kulüp var. Dolayısıyla önümüzdeki sene bizim bütçemiz 2. ligden 1. lige çıkmaya gerektiriyorsa tabii ki çıkacağız. O zaman şunu da söyleyeyim. Bu takım elbet bir gün Süper Lig'de de oynayacak bu takım. Bursa Yıldırımspor tüm Bursalı spor severlerin takımı. Benim hayalim bu. Yani herkesin sahip olduğu bir kulüp olması Yıldırımspor'un. Ama Yıldırımspor'a bakarken şunu görmeli insanlar. Hedef odaklıdan ziyade oyuncu yetiştiren bir zihniyet olarak bakması gerekiyor. Ama tabi bu hedef de tabi bir taraftan olması gerekiyor. Onun da farkındayız. Zaten o hedefi de bu sene gerçekleştireceğiz inşallah. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı var. Çim. Bir tane Nilüfer'de İbrahim Yazı Stadyum var arkadaşlar. Bursa'da 3. bir çim stadyum yok. Çim saha, sentetik olmayan çim saha stadyum yok. Bu Bursa adına üzüntü verici. Onu söylemem gerekiyor. Bunu bir an önce halletmemiz gerekiyor. Bunu da Vakıfköy'de Bera Stadı çok güzel bir stat yapıldı aslında. Çok güzel. 2 yıldır da bekliyoruz. bunu. Bu stadı orada Yıldırım'da taraftarımız önde oynamak istiyoruz. Çünkü orada çok fazla taraftarımız var. Bizim işin Yıldırım tarafında. Dolayısıyla stadımızı istiyoruz. Yıldırım stadını istiyor. Orada maçlar oynamak istiyoruz. Yıldırım'da oynamak istiyoruz. Bunun için de siyasilerimizden, kenti yöneten büyüklerimizden bu konuda bizlerin Yıldırımspor'un yanında olmalarını bir kez daha rica ediyoruz. İnşallah bu sene Ocak ayına yetişir. Maçları ikinci yarıyı orada oynarız. Bursaspor bu şehrin markası, abisi. Bizim FK, MK öyle bir derdimiz olamaz. Öyle bir haddimiz de yok. Öyle bir derdimiz de yok. Ama biz şehirden sadece şunu istiyoruz. Bursaspor'un zamanında Yeşil Bursası vardı. Bursaspor'un zamanında Merinos'u vardı. Şimdi biz de zaten Bursaspor'un Yeşil Bursası'nın olduğu statta idmanlarımızı, maçlarımızı orada oynuyoruz. Bursa şehrinden bizim ricamız bu Bursa futbolu hizmet etmek isteyen bu güzide, bu temiz, düzgün, güzel insanların olduğu, yönettiği ve dertlerinin sadece Bursa futboluna hizmet etmek olan bir kulübe tüm basınımızdan, taraftarımızdan, herkesten, Bursalı futbol severlerin hepsinden sadece arkadaşlar destek bekliyoruz. Bir teşekkür bekliyoruz.